Gene bu tarafa mı geldin? Bir 6 yıl önce Büyükşehir Belediyesi'nin teşvikleriyle başladık ilk etapta. Daha sonra peyderpey devam ettik. Çok memnunum, severek yapıyorum. Öncelikle hal ya da manav usulü çalışıyorduk. Daha çok manavlardan başladık. Şu anda tamamen müşteri odaklı. Kendi gelip topluyor. Çok da memnun. Geçen seneyle bu sene biraz daha zorluyor. Önceki yıllarda bu kadar zorlamıyordu. İşçilik maliyetleri daha ağır. Zaten tamamen çilek, işçilik ağırlıklı bir üretim. Geçen sene şeye göre değişiyor. Başlangıç ve bitiş olarak fiyatlar değişiyor. Her zaman zaten sebze de o şekilde. Geçen yıl 40 TL'den başlamıştı. İşte 50-65 bandında gidiyordu. Bu sene direkt 100'den başladık zaten biz. Kış sezonunda bir ara oldu. Havalar güzel gitti. O zaman 150-200 arasıydı. Ama sezonda şu anda yerli zaten çıkmadı o piyasada. İlk defa. Onu 100'den başlattık. Hava şartlarıyla alakalı bir durum. Çünkü çeşidimiz zaten yıl boyu verim alabiliyoruz. O yüzden o biraz hava şartları belirliyor. Süreklilik arz ediyor bu çeşitte. Çünkü çeşitlere göre değişkenlik gösteriyor. Anaçlardan üretim yapıyoruz. Ayrıca fide üretimi. Ülkenin her tarafına gönderiyoruz. Yani iç piyasada çok az, yani Samsun ve Bafra civarında belirli bir müşteri potansiyelimiz var. Ama genelde şehir dışına gidiyor. Şu ana kadar Aydın, Antalya, Mardin, yani 81 ili tamamlamasak da yaklaştık. Severek yapıyorum. Anlayın işte. Neyse. Atmak yok, hayır. Atmak atma. Yok. Zarar vermek yok. Ama atın. Vallahi buradan böyle daha taze, daha güzel, daha zevkli. Yani bu şekilde. Şimdi bunu kendi dalından toplamak insana evet. Daha zevk veriyor. Ne bileyim, daha güzel yani. Çocuklara taze taze yediriyoruz. Bu şekilde. Çilek almaya geldim. Samsun'dan geliyorum ben. Yani çok güzel bir şey görerek, kendimiz seçerek ürünleri alıyoruz. Gerçekten çok taze, çok lezzetli, çok güzel. Sosyal medyada da reklamı gördük. Ona istinaden buraya geldik. Hem bizim için değişik bir aktivite oldu. Güzel de bir gün geçiriyoruz. Yani çok mutluyuz, çok memnunuz.